değerli dostlar, Canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta eşleri dostlara davet etmeyin. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Neden davet etmeyeceğiz? Şimdi geçen hafta, hatta iki hafta önce bir şey anlattım. İsa Ruhula ileri gelen bir ferisinin evine davet edildi. Bu adam önemli biri. Yani şeyh tarzı bir adam, yani ferisi büyük bir mezhep cemaattir. Bu adam onların liderlerinden biri. Şimdi bu hafta İsa Ruhullah hala o adamın evinde, ne diyor? Sonra İsa onu davet eden ferisiye dönüp şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman eş dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını davet etme. Çünkü onlar da ileride seni yemeğe davet ederek karşılık verecekler. Tek ödülünüz bu olacak. Yok, bir ziyafet verdiğinde fakir fukarayı, sakatları, körleri çağır. O zaman hesap günü, yani kıyamette erdemli canlarla birlikte dirildiğin zaman hak seni ödüllendirecek. Çünkü sana karşılık verecek durumda olmayan canları davet etmiştin. Buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Öğlen ya da akşam yemeğinize eşleri dostları davet etmeyin. Öğlen ya da akşam yemeğinize eşleri dostları davet etmeyin. Akraba zengin komşularınızı eşleri dostları davet etmeyin. Akraba zengin komşularınızı eşleri dostları davet etmeyin. Sizi onlar davet ederek karşılık verirler dengeleyerek. Çünkü sizi onlar davet ederek karşılık verirler dengeleyerek. Yüce Hak size ödül vermeyecek. Eşleri dostları davet etmeyin. Yüce Hak size ödül vermeyecek. Eşleri dostları davet etmeyin. Fakirleri çağırın, sakatları ve körleri. Şölen verdiğinizde fakirleri çağırın, sakatları ve körleri. Bunlar karşılık veremez sizlere. Eşleri dostları davet etmeyin. Bunlar karşılık veremez sizlere. Eşleri dostları davet etmeyin.
kalbiniz mutlu olacak. Çünkü hak sizi ödüllendirecek. Kervanım kalbiniz mutlu olacak. Çünkü hak sizi ödüllendirecek. Size bekliyor mutlu bir gelecek. Eşleri dostları davet etmeyin. Size bekliyor mutlu bir gelecek. Eşleri dostları davet etmeyin. Evet, ne diyor? Fakirleri, sakatları, körleri, kötürümleri, onları davet edin diyor. Onlar size herhangi bir karşılık veremeyecekler. Hak karşılık verecek. Size mutlu bir gelecek bekliyor. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Cömert kalın, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.